hayatım boyunca seni sevdim, seni istedim, seni bekledim. Senin için ölürüm. Evet demek bu yani. Evet. Cennet bu. Dur hemen. Cennet. Of. Anneciğim, dur kızım. Yalnız kalmam lazım. Dur anneciğim, dur. Ne olur dur. Cennet. Ya ne oluyor? Hadi gidiyoruz kızım. Hadi. Karışma sen. Cennet benimle geliyor. Anneciğim, sana yalvarıyorum şu arabaya binelim. Sana ondan sonra her şeyi anlatacağım lütfen. Ya Cennet, ya ne olduğunu söyler misiniz? Ne oldu? Kızı hedef almışlar. Ama... Ama ne? Annesi son anda önüne atlamış. Arzu mu? Evet Cihan Bey. Ne oldu anlat. Ben kaçabildim ama Gökhan peşine düştüler. Boş ver Gökhan, olayı anlat sen. Hedefte kız vardı ama o kadın birden önüne atladı, o vuruldu. Hangi hastaneye götürülmüş öğren hemen. Tamam, gidip bakarım. Sen öğren, birlikte gideceğiz.
nasıl bir kadınsın Arzu? Kurşunun önüne mi atladın? Çabuk! Sedye, yaralı var. Vuruldu. Doktoru da çağırın. Anneciğim, dayan. Dayan annem. Ne oldu? Vuruldu. Ne olur yardım edin. Ne olur kurtarın annemi, ne olur. Kurşunun çıkış yeri yok, hala içeride. Bir şeyler yapın, kurtarın ne olur. Ne olur. Hadi. Derhal ameliyata yatın. Derhal. Derhal, hiç durmayın. Hadi. Ameliyata alıyoruz hastayı. Anne. Annem odasında hala baş ağrıyormuş. Hadi ya. Kimse de yok yani. Cennete gitti. Ne? Nereye gitti? Gitti mi? Ben onu içeride zannediyordum. Hiçbir şey de söylemedi giderken. Öğrenirsin yakında. Selim, Cennet nereye gitti oğlum biliyor musun? Bilmiyorum, hayır amca söylemedi. Hay Allah. Hay Allah ya. Arkadaşlar hadi hep beraber masaya geçelim. Hadi. Mahir Bey. Ne oldu? Arzu Hanım'ı vurmuşlar. Ne? Ne? Faysal Bey arada söyledi şimdi. Hastaneye kaldırmışlar. Hangi hastane? Nereye götürmüşler oğlum? Ben sizi götüreyim. Koş koş hemen 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 koş. Canım hadi gel gel. Gel canım sakin gel gel. Gel Melis hadi gel. Alıp geliyorum hemen. Thank you.
yaptın lan sen? Nasıl yapabilirsin? Bırak. Yoksa sıkarım. 3 saniyem var. Sıkarım Kaya. Sıkarım ve içeri girer, herkesin gözü önünde Arzu ve kızını öldürürüm. Sana beni öldür dedim lan! Beni öldür! O zaman bir anlam kalmazdı ki. Çarpıdan ameliyatta şimdi. Öldürecektim. Canım mı yandı? Öldüm. Öldüm, evet öldüm. Diri diri gömüldüm. Yalvardım sana. Kızıma, sevdiğim kadına dokunma dedim. Beni öldür dedim. Ama ne anlamı kalır o zaman intikamın? Öldüğünden beri ben karımın mezarına bir kere bile gitmedim. Neden gitmedim biliyor musun? Çünkü ona söz verdim. Senin intikamını almadan karşına çıkmayacağım dedim, söz verdim. Bu yolun dönüşü yok Kaya. Benim yaşadıklarımı yaşamadan ölmek yok sana. Karını öldürdüm lan ben senin. Mesela benimle. Alevler. Karının odasına geldiğinde kaçacak yeri yoktu. Ne diyorsun sen? Olayı anlatıyorum. Hiç mi merak etmedin karının son anlarını, son sözlerini? Kurtarmam için yalvardı. Elimi uzatsam çekip alırdım onu. Yapmadım tabii. Yüzümü görmüştü bir kere. Kimseye söylemem diye yalvarıyordu. Çığlıklar atıyordu. Sonra alevler içeri girdi. Duman, ateş. Öleceğini anladı. Yine de son nefesine kadar yalvardı. Kurtulmaya çalıştı. Sonra yere düştü. Nefes alamıyordu. Gözlerimin içine baktı. Ne olur yardım et dedi. Kızım için. Karnını tuttu. Orada anladım hamile oldum. Yeter sus. O an üzüldüm. Çok üzüldüm. Ama artık çok geçti. Bedeninin yarısı yanıyordu. Karın sırf karnındaki kız için çırpındı. Çırpındı, çırpındı. Sonra gözlerime bakıp yanıp gitti. Tamam yeter. Yeter. Çok adam öldürdükçe. Ama hiç böylesine acılı, böylesine uzun bir ölüm görmemiştim. Çok acı çekti karın. Ben onu öldürürken çok acı çekti. Silah ver. Silah ver lan, ver silah. Durma. Sık hadi sık. Karının intikamını ellerimle diri diri yaktım. Karının intikamını al. Hadi, hadi durma sık. Sık hadi. Hadi durma sık. Sık dedim lan. Neredeyse inanıyordum sana. Akıllı adamsın Kaya.
Çok akıllısın, çok. Can, yalvarıyorum sana. Dokun bunlara, Cavidan. Cennet, onlar benim her şeyim. Biliyorum. Senin meselen benimle, beni öldür. Evet, aynen öyle. Meselem seninle. Can! Plan değişti. O kadını kendime istiyorum. Pence. Hocam, hasta çok kan kaybediyor. Kan torbasındaki kan da bitmek üzere. İki ünite daha kan verelim. Tamam, ben kan bankasına gidiyorum. Annem nerede? Cennet, durumu nasıl kızım? Ameliyata aldılar. Sen orada mıydın? Ne oldu? Nasıl oldu? Hemşire hanım, karımın durumu nasıl? Sizler ailesi misiniz? Evet. BRH negatif kana ihtiyacımız var. Ailenize uygun olan var mı? Benim uyuyor. Tamam o zaman, siz gelebilirsiniz. Böylesine acaba, böylesine uzun bir ölüm görmemiştim. Çok acı çekti karım. Çok acı çekti. Ben onu öldürürken çok acı çekti. Cihan Bey, bu gece söylediğiniz şey... ciddi değildiniz değil mi? O anlık sinirle söylediğinizi farz ediyorum. Aklım hala başımda. Neden böyle söyledin? Sizin tarzınız değil hiç. İntikam alırken ya elini kana bularsın ya da kanına girersin düşmanının. İlk yöntemi denedim. Karşımda ağlayan, aciz, ağladıkça tiksindiğim bir adam vardı. İstediğim bu değildi. Arzu Hanım'ı istiyorum derken tam olarak neyi kastettiniz peki? Arzu Söğer benim olacak. Hem de resmi bir şekilde. Bu kadarı yeterli. Uzanın biraz daha. Cennet. Nasıl oldu bir anlatsana. Sen biz dedin bir anda çıkmışsın. Annemin yanında mıydın vurulduğunda? Ne?
beni korumak için ölüme atladı. Ona isabet etti kurşun. Benim için yaptı. Nasıl ya nasıl? Benim annem senin yüzünden mi vuruldu? Ya sen nasıl bir... Baba! Ulan bu sefer öldüreceğim seni lan. Hayır amca dur tamam sakin ol dur. Ya bırak seni Allah aşkına bırak. Öldüreceğim ulan bu herifi. Karımı sen vurdun lan sen amca. Ya Selim bırak Allah aşkına geberteceğim bu herifi. Ben bir şey yapmadım. Sen yapmadıysan kim yaptı lan kim yaptı? Karımı sen vurdun. Hayatını zehir ettin lan kadını bir at bırakmadın şerefsiz. Götürün bu adamı. Karımı vurdu. Ben bir şey yapmadım. Ya sen yapmadıysan kim yaptı lan kim yaptı? Evladım ne duruyorsunuz adam kaçacak. Buyurun siz bizimle gelin. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen aşağılık ve pislik bir adamsın. Senden her şey beklenir. Bir sakin ol. Ben yapmadım diyorum. İsterseniz cennete sorun. O oradaydı. O değildi. Kimin vurduğunu görmedim ama başkasıydı. İşte duydunuz. Olayın en yakın şahidi o. Senden nefret ediyorum. Duydun mu beni? Nefret ediyorum senden. Anneme yaptıklarından nefret ediyorum. Defol buradan, defol, defol, defol. Melisa tamam, tamam. Tamam Melisa tamam, dur sakin ol. Götürün adamı. Şikayetçiyim, karımı vurdu. Gelin bizimle. Tamam, tamam Melisa. Tamam. Yaptığın her şeyin bedelini ödeyeceksin. Doktor bey, durumu nasıl? Geçmiş olsun. Hastamızın durumu gayet iyi. Ah, şükürler olsun. Çok şükür. Anne.
Bacı abla. Ben Arzu Soyar. Anneciğim. İyiyim. İyiyim, merak etmeyin. Oh. Başımıza bir bu gelmemişti, bu da geldi, tam olduk. Anne, sırası mı şimdi? Vallahi oğlum, bu evde sıranı beklersen daha çok beklersin. Konuşulması gereken en önemli şeyler ya ertelenir ya konuşacak adam susturulur. Bu sefer bana karışmayın. Konuşacak bir şey yok Sema Hanım. İfademde de dediğim gibi beni vuran kişinin kim olduğunu görmedim. Halkaya vursa söyler miydin? Söylerdim. O değildi. Arzu yapma. Bunu ondan başka kim yapmış olabilir ki? Giderken ve evden çıkarken kullandıkları tek bir mecburi yol var. Tamam. Acele edin Turan, benim bekleyecek vaktim yok. İşimiz biraz şansa kalıyor. Denk getirmek çok zor olacak. Sen halledersin. Elinden daha hiçbir şey kurtulmadı. Çıktı mı o herif içeriden? İfademi alın, salın beni. Biz de onu yapacaktık zaten. Direnmeseydin çok çıkmıştım. Salıyorsunuz yani beni. Evet.
İyi olmuş. Ben ifademi verdim. Sizin olmadığınızı söyledim. Kim dedim peki? Bilmiyorsun değil mi sen de? Arzu Hanım ne kadar biliyorsa o kadar. Tanımıyoruz. İyi, Arzu Hanım'a söyle. Ben işi halledeceğim. İyisin. Değil mi? Hı hı. Benim için az kalsın ölüyordun. Evet. Ama ölmedim. Neden yaptın ki böyle bir şey? Gel buraya. Gel hadi. Sen benim canımsın. Canımın ta içisin. Artık geriye dönüp bakmanı istemiyorum. Yarın için de sana bir garanti veremem. Ama en azından bugünü, gözümüzü açtığımız her günü bundan sonra birlikte geçirelim, olur mu? Olur. Bunu ben de çok isterim. Vurulduğum o anda sen bana anne diye mi seslendin? Bilmem. Hatırlamıyorum ki. Yanlış hatırlıyorum herhalde. Ama biliyor musun? O kadar gerçekti ki. Tabii ölüp cennete gitmediysem eğer. Yok. O anki korkuyla söylemiş olabilirim. Meraklıydın kızının anne demesine. En başından terk etmeyecektin. Kızım ne diyorsun sen? Ya, o kadar sahtesiniz ki. Böyle ikinize de bakınca midem bulanıyor. Melisa yeter. Haddini aşma. Ben her şeyi geçtim. Sen bu kızın babasının nasıl bir adam olduğunu biliyorsun. Melisa sus artık. İyi kız numaralarınla, kardeşlik yalanınla beni bir süre kandırdın. Ama artık içindeki kötülükle benim canımı yakmana izin vermem. Tabii. Annemin yanında beni kötülemek anca sana yakışırdı. Ha varsa bir derdin. Kimse yokken yüz yüze konuşurduk. Ama yok. Senin duygu sömürüsü yapıp illa mağdur oynaman lazım değil mi Cennet? O sadece senin annen değil. Benim de annem. Ne zamandan beri pardon? Kızlar! Saçmalamayın artık. O kadar aptalsın ki Selim bile dayanamadı sana. Cennet! Zavallı! Selim seninle o gece oyun oynadı. Senin gerçek yüzünü bana kanıtlamak için yaptı bunu. Senin gibi biriyle olur mu sandın gerçekten? Senin gibi yalancı, kötü kalpli biriyle. Sen o kadar aptalsın ki bunu bile göremedin. Dur! Anlatacaksın. Ne demek istedin az önce? Selim senin gerçek yüzünü bana kanıtlamak için seninle birlikte olurum dedi. Tabii, senin de ne kardeşliğin kaldı, ne de ağlayarak bana söylediğin sözler. Senin için ölürüm dedin. Seni sevmeyen bir adam için çabalıyorsun. Ve o adam her şeyi sevdiği kişi için, benim için yaptı. Ama sen o kadar zavallısın ki bunu bile göremiyorsun. Özür dilerim ama bunu hak etti. Thank you.
evinize ben bırakacağım. Gerek yok, teşekkürler. Arzu Hanım'ın kesin talimatı var. Buyurun lütfen. Odama çıkıyorum. Beni bu halde mi bırakıp gidiyorsun? Biraz kendinle baş başa kalmalısın. Ben nerede hata yapıyorum diye sorgulamaya başla artık. Yoksa senin için çok geç olacak kızım. Cennet için beni yok sayıyorsun. Hayır. Hayır Melisa. Seni o kadar çok seviyorum ki. İşte tam da bu yüzden artık hatalarına göz yummak istemiyorum. Yaptıklarının bedelini ödemelisin Melisa. Sen? Sen ödüyor musun yaptıklarının bedelini? Her gün. Her gün ödüyorum. Değiştiremeyeceğim şeyler için yapabileceğim hiçbir şey yok artık. Ama bir şeyleri yeniden inşa etmek için zamanım var. Ben zamanımı sevdiklerim için kullanmak istiyorum kızım. Kullan. Kendin için kullan, kızın için kullan, cennet için kullan. Ama benim için kılını bile kıpırdatma artık. Çünkü senin cennetin var. Biliyorum o da beni istiyor, yapmaz. Arzu Hanım, Faysal bir ihtiyacınız olursa sizi dışarıda beklediğini iletmemi istedi. Çıkalım Faysal. Arzu Hanım, bir şey mi oldu? Cihan'a gidiyoruz. Madem Kaya yapmadı. Kim vurdu peki? Kimin sizinle derdi olur? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Cennet, sen böyle korumalarla mı gezeceksin artık? Öyle olacak galiba. Arzu Hanım sizi bırakmamı istedi dedi. O zamandan beri böyle duruyor kapıda. Ay dursun dursun. İçimiz rahat eder hem. Kimin yaptığı ortaya çıkıp bulunana kadar zaten dikin üstünde olacağız. Aklımız sende kalmaz hiç olmazsa. Olan Arzu Hanım olmuş. O kadar kötü, o kadar korkunçtu ki. Kanlar içinde, kollarımda düştü kaldı. Senin önüne atladı öyle mi? Ana yüreği durur mu? Başkası söylese inanmazdım.
Ben artık kimseyle kavga etmek istemiyorum. Geçmişimi sorgulamak da bir işe yaramıyor. Hem ben artık anlıyorum annemi. Yaşadıklarını düşününce kızgınlığım geçiyor ona karşı. Üzülüyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Acısını içimde en derinde hissediyorum. Çok yoruldum artık. Çok yoruldum. Ben de mutlu olmak istiyorum artık. O gece kendimi hayatımda hiç hissetmediğim kadar çaresiz hissettim. Bir o kadar da güçlü. Annemin varlığı ve onu kaybedecek oluşum. Cennet. Yeter artık üzüldüğü. Kızım sendeki de can. Bırak her şeyi arkanda. Madem Arzu Hanım analık yapmaya karar vermiş yapsın. Az evlat olmayı öğren. De nasıl? Sen olduğun gibi ol. Annem bilir ne yapacağını. Doyamadın mı? Yaptım. Kendime geldim. Arzu'yu kimin vurduğu belli olmuş mu? Tabii ki de Kaya. Ama neden Arzu Hanım'a hedef aldı bilmiyorum. Ve sen hala bu adamla uğraşıyorsun. Başlama yine istersen. Bari şu kızı gönder. Mevduyu belirsiz. Nereden biliyorsun buradan da Kaya'ya haber göndermediğini? Gerçekten uğraşamayacağım bunlarla. Pınar. Konuştun mu Ali'yle? Maalesef telefonu kapalı. Bir şeyler oluyor Pınar. Senden bir şey isteyeceğim. Eğer Halil'le konuşursan bu Cihan'la alakalı mutlaka bilgi al, tamam? Cihan kim? Cihan Kocaoğlu. Kaya ile bir derdi var bu adamın. Ama bilmiyorum ne. Neyse Pınar, sen benim dediğimi yap, tamam? Tamamdır. Siz hiç merak etmeyin. Kaya bitti, şimdi sıra düşmanlarına mı geldi? Kaya korkuyor bu adamdan. Nasıl? İşte bilmiyorum, ben de öğrenmeye çalışıyorum. Selim! Selim! Bir bu eksikti. Bu da geldi, tam olduk. Karışma sen. Ben hallederim, otur. Karışma. Melisa. Konuşmamız lazım. O gece söylediklerin. Cennet hepsinin yalan olduğunu söyledi. Bence duydu bizi, o yüzden yapıyor. Bir anda ortadan kayboldu, hatırlıyor musun? Ya kıskançlığından yapıyor biliyorum. Haklı da. Ama sinirlerim bozuldu benim de. Bir anda karşıma geçip Selim seninle alay etti, aptalsın deyince. Hayır, yani şimdi bir şey söylesen de olmaz. Karşısına geçip Selim seni değil beni istiyor desem daha çok delirecek değil mi? Haksız mıyım? Bir şey söylesene Selim. Ne yapmayı düşünüyorsun bu konuda? Bu kız ikimizi de rahat bırakmaz ki. Cennet'i kendine karıştırma. O sana gerçekleri söylemiş. Anlamadım. Hak ettin Melisa. Hak ettin. Aslında amacım sana ders vermek falan değildi. Çünkü benim için o kadar değerli değilsin. Eskiden en yakın arkadaşımdı. Sırdaşımdı. Sen bana oyun mu oynadın?
Sana senin oyununla cevap verdim. Beni sevmiyor musun? Seni hiç sevmedim. Sevmeyeceğim de. Hiçbir zaman. Arzu Hanım, bence burada olmamanız lazım. Bana silahını ver. Arzu Hanım. Ver dedim. Benim görevim sizi korumak. Ve söylediklerimi yapmak. Ver şu silahı. Beni burada bekle. Arzu Hanım, lütfen. Bekle dedim Faysal. Öldürmeye kalktın. Hayır, kazaydı. Yalan söyleme. Bunlar ne o zaman? Ha? Ha? Bunlar ne? Kaya'nın ailesi. Hayır. Ben ve benim kızım. Anladın mı? Ben ve kızım. Kaya yok. Kaya'nın bir ailesi yok. Haklısın. Haklısın, yanlış konuştum. Yanlış yaptın sen Cihan. Bana yalan söyledin. Meselem Kaya ile dedin. Onun gibi değilim dedin. Hala da sözlerinin arkasındayım. Bize kurşun sıktırarak mı? Sen kızımı öldürmeye kalktın. O kadar üzgünüm ki. Aslında hedefim Kaya'ydı. İtiraf etti. Gözlerimin içine baka baka karımı öldürdüğünü itiraf etti. Ben de delirdim. Gözüm döndü. Ve emri verdim. Sonra da senin vurulduğun haberi geldi. Sana inanmıyorum. Keşke kanıtlayabilsem ama sadece sözlerim var. Bakın, ben asla size zarar vermem. Şimdi istersen bir soluklan. Bir otur da konuşalım. Lütfen.
Pes et artık. Selim seni hiçbir zaman sevmedi. Sevmezdi. Mutlu musun? Ben seni hiçbir zaman cennetle bir tutmadım. Senin bu kadar üzülmeni istemem. Ben seni bir çok seviyorum. Kendimi bildim bileli ben onu sevdim. Ama bu bir karşılıksız sevgi. Şimdi de kendine sevmemeyi öğreteceksin. Yapamam, yapamam. Yapacaksın. Oğlumdan uzak duracaksın. Melisa, cennet bitiyor, sen başlıyorsun. Sen bitiyorsun, cennet başlıyor. Siz iki kardeş benim oğlumdan uzak duracaksınız. Şeytanın kızları. Bir tanecik oğlumun yakasına yapıştınız. Bırakmıyorsunuz. Hak etmiyorsunuz oğlumu siz. Hiçbiriniz hak etmiyorsunuz onu. Hiçbiriniz. Seni burada vurmamam için tek bir sebep söyle bana. Madem suçsuzsun, ha? Madem kazaydı, ispatla o zaman. Sadece sözlerim var. Keşke imkanım olsa da ispatlasam. Ama eğer bana inanmıyorsan ve istediğin de buysa, o zaman vur beni. Ben sadece ailemden uzak durmanı istiyorum. Niyetin kan dökmek mi? Al, döküldü işte. Vuruldum. Gerçekten benim hiçbir ilgim yok. Kaya'dan bir farkın olsun istiyor musun? Var zaten. Hiç sanmıyorum. O en azından yaptığı en adi kötülüğü bile inkar etmedi. Gözümün içine baka baka söyledi. Beni Kaya ile bir tutma. İtiraf et o zaman. İtiraf et Cihan. Bizi Kaya yüzünden hedef tahtana koyduğunu itiraf et. Sana son kez şans veriyorum. Sadece Kaya'yı vurmak istedim. Adamlarım onu takip ediyordu. Sen ve Cennet de tamamen tesadüfen oradaydınız. O zaman... Ne oldu Melisa? Ha, anne! Anne yardım et, ne olur bana yardım et anne. Ne oldu? Ben birine çarptım anne, ben birine çarptım. Ne? Birine mi çarptın? Evet, en bir anda önüme çıktı. Ambulans
ambulansı ara hemen. Yapamam ya öldüyse. Kızım ara ambulansı. Yapamam yapamam, kesin öldü, adam öldü, anne adam öldü. Tamam. Tamam sakin ol. Sakın bir yere kıpırdama, geliyorum hemen. Ne olur anne, ne olur çabuk gel ne olur. Neredesin sen? Konum at bana. Hemen konum at. Tamam tamam tamam. Arzu Hanım, bırakın yardım edeyim. Asla. Olanları duydum. En azından ne olduğunu öğrenelim. Bakın polise haber verirseniz basın herkes başınıza üşür. Kaza gözüyle bakmazlar. İzin verin kendimi ispat edeyim size. Hadi. Kızınız için. Sen eve dön. Ama Arzu Hanım. Dön eve dedim. Nasılsın? Hiç iyi değilim. Bu yaptığın tuz biber oldu olanların üstüne. Yani beni buna sen mecbur bıraktın. Öyle mi? Öyle. Ben mi dedim sana git Melisa'nın duygularıyla oyna diye? Başka türlü anlamayacaktınız çünkü. O da sen de birbirinizi kandırmaktan vazgeçersiniz artık. Bu benim tanıdığım Selim değil. Farkında mısın? Sen seni seven birinin kalbini kırdın. Ne yapayım? Yani beni seviyor diye yaptığı bütün kötülüklere, yaptığı her şeye göz mü yumayım? Eyvallah mı diyeyim, ha? Hayır, öyle değil. Nasıl? Nasıl o zaman Cennet? Hep sen ve senin etrafında olan insanların duyguları önemli senin için, değil mi? Ben neyim? Ben kimim ya? Ben senin hayatında savrulup gidiyorum. Her koşulda, her şartta senin yanında oluyorum. İlk tekmeyi ben yiyorum. Seni çok seviyorum. En çok ben üzülüyorum. Melisa da, sen de bunu hak ettiniz. Tamam, haklıydın. Melisa yalan söylemiş, hiç değişmemiş. Benim kardeşim bana ihanet etmiş, tamam. Ben de sana bunu kanıtladım. Şimdi ne olacak peki? Bazı şeylerin dönüşü olmuyor maalesef. Selim. Ben çok pişmanım. Sevindim. Sevindim. Artık hayatına kimleri dahil edip etmeyeceğine sen karar verirsin. Melisa ile barışır mısın, barışmaz mısın, inanır mısın, inanmaz mısın senin bileceğin iş. Benden bu kadar. Selim gitme. Ya Selim.
Bizim için artık çok geç. Az kaldı. Sakın. Sakın bir yanlış yapma Cihan. Tamam? Sakın. Asla. Sakin ol, tamam. Maalesef ölmüş. Bittim ben. Hayatım mahvoldu, bittim ben. Polise haber vermeliyiz. Hayır. Anne hayır, ne olur hayır. Anne bak hapse girerim ben, ne olur bir şey yap anne, ne olur. Anne ne olur bir şey yap anne, ne olur. Üzgünüm, çok üzgünüm. Ben yaptım. Bu kazayı ben yaptım. Bu adama ben çarptım. Polis geldiğinde böyle söyleyeceğiz, tamam? Arzu Hanım. Ben yaptım dedim size, ben. Tamam. Ne yapacağız şimdi abi? Herkesin bir açığı vardır Ali. Hep en yakınları ihanet eder. Bu adamı takip edeceksin. Dününü, bugününü, yarınını dedik dedik edeceksin. Cihan'ı durduracak bir şeyler mutlaka bulmak zorundayız. Tamam abi. Asla. Asla izin vermem buna. Melisa, başka çaremiz yok kızım. Hayatta olmaz. Sen hapse giremezsin. Asıl sen giremezsin. Yapamazsın orada sen. Anne ne olur, ne olur başka bir yolu vardır, kesin vardır, ne olur. Yok. Yok, yok. Olsa yaparım biliyorsun, yok. Var. Aslında başka bir yolu var. Bakın etrafınıza. Burada dördünüzden başka kimse yok. Anladığım kadarıyla kazadan beri buradan kimse geçmedi, değil mi? Geçmedi. Yani bu kazayı dördümüzden başka bilen kimse yok. Görmez duymaz konuşmaz, merak etmeyin. Yani? Yani bu kaza hiç yaşanmamış gibi yapabiliriz. İyi de nasıl? Burayı temizleyerek. Karar sizin Arzu Hanım. Ben sonuna kadar giderim eğer siz evet derseniz.
Anne, hapse giremem. Sen de giremezsin. Yalnız biraz çabuk karar vermemiz lazım. Anne, ne olur bir şey söyle. Bak, eğer polise gidersek suçumu itiraf edip hapse girerim. Senin söylediklerini asla söylemem. Hadi bir şey söyle artık. Polisi arayacağız. Anne. Suçu ben üstleneceğim. Hayır, 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 hayır. Sana bir şey olmayacak. Söz veriyorum. Peki ya sonra? Sonra ne olacak bir düşünün bakalım. Düşünün Arzu Hanım. Zengin tanınmış bir kadın kaza yapıyor. Üstelik öldürüyor. Bayağı üzerinize gelecekler. Herkes en ağır cezayı almanız için elinden geleni yapacak. Emin olun. Bırakın. Ben halledeyim bu işi. Anne, yalvarırım. Yalvarırım, bak ne olur ben seni kaybedemem. Beni düşün. Cenneti düşün. Bizim sana ihtiyacımız var, ne olur. Ne olur. Allah affetsin. Şu oruç zamanı gözüm dönüyor. Her şeyi yemek istiyorum. Akşam da iki lokma yiyip tıkanıyorsun. Gözüm aç işte, gözüm aç. Demek nefsinin imtihanı gözünle senin. Olur mu olur vallahi. Ah, Cennet. Kalan hamurla akşama hamur tatlısı yapayım mı kızım, ister misin? Olur, fark etmez. Dinledin mi? Kime? Kendine. Kalbine. Ay, dinledim, hiç susmuyorlar ki. Ne diyorlar peki? Aptal Cennet diyorlar. Sen bu yaşadıklarını hak ettin diyorlar. Peki sen ne diyorsun? Haklısınız diyorum. Ama bir yol göstermiyorlar. Artık ne desem boş kızım. Melisa kötü. Ona inanılmaz diye diye dilimizde tüy bitti. Anlamadın sen. Anlamamak değil. Ben kardeşime inanmak istedim. Böylesi daha mı iyi oldu? Her şey mahvoldu. Melisa ile kardeş olacağımızı sandım. O kadar kötü sözler söyledik ki birbirimize. Artık bir daha yüzümüze bakamayız. Hak etmiştir o. Ne söylesen ona az. Ben sadece Selim'i düşünüyorum. O kadar üzgün, o kadar pişmanım ki. Bak kızım. Can çıkmamışsa hala umut var demektir. Selim'i kazanmaya bak seviyorsan. Beni asla affetmeyecek. Sen dene. Affetmese bile her şeyi yaptım dersin. İçin rahat olur en azından. Suna ablan haklı kızım. Bir de yapmadıklarının pişmanlığını sırtına yük etme. Thank you.
İleride bu masanın etrafında torunlarımız koşturuyor olabilirdi. Çocuk sesleri, gülüşmeler, kahkahalar. Sen yemeğime çok tuz döküyorum diye bana kızardın. Elimi tutup az dök şunu. Gece hastalanacaksın derdin. Ben de o elini tutup öperdim. Burada Cennet otururdu. Belki kucağında bir bebek. Üçüncü torunumuz. Anneannesi gibi biraz sinirli tabii. Cennet'e yemeğini yedirmiyor. Huzursuzlanıyor. Sen kalkardın hemen. Ver anneciğim ver. Ver sen de iki lokma ye derdin, kucaklardın torunumuzu. Tabii sen de susardın. Damadı buraya oturturduk. Bana kalsa gelmesin de işte. Ama sonra sen kızarsın bana. Ama efendi çocuk Allah için. Çok uğraşmıyorum ben de onunla. Sonra senden fırça yemek de var çünkü. Bu bilmem kaçıncı versiyonum. Böyle işte daha çok hayalim var. Gözlerime bak. Ben daha önce hiç böyle bir şey hissetmedim. Çok acayip bir şeymiş gerçekten. Ne o acayip olan? Aşk. Senin bir aşk falan değil bu. Sen bana karşı bir şeyler hissediyormuşsun. İnanmıyor musun bana? İnanmıyorum. İnanmıyor musun gerçekten? İnanmıyorum. Ya Selim, ne yaptın? Ya Selim, ne yapıyorsun? Gelsenize. Anne, ben çok çok özür dilerim. Anne, çok özür dilerim. Şşş, tamam, tamam. Senin bir suçun yok. Hala bilmiyorum nasıl olduğunu. Bir anda çıktı önüme. Ben birini öldürdüm anne. Sessiz ol. Nasıl yaşarım ben bununla? Nasıl yaşarım? Kazaydı anneciğim, kaza.
olsaydı. Senin bir suçun yok. Ama öldü. Adam öldü. Öldü. Can Bey. Can Bey olmasaydı biz mahvolmuştuk anne. Anneciğim. Hadi git sen bir yüzünü yıkıla. Bir kendine gel. Anlayacaklar yoksa hadi kızım. Hadi. Yaşayacak mı? Gerekeni yaptım. Geceyi atlatırsa şansı var. Hakkını ödeyemem. Ailen bundan sonra benim güvencemdi. Sağ ol Turan. Her zaman emrinizdeyim Can Bey. Biliyorum. Tek güvendiğim adamım sensin. Arzu Hanım da bu gece gerçek niyetimi öğrenecek. Fazla mı karıştırdın? Miden bulanacak, miden. Ya ne yapayım? Elimde değil. Arzular nerede kaldı? Bir türlü gelmediler ya. Melisa uyuyor, ben de çıkıyorum. Arzu? Nereye? İşim var. Size afiyet olsun. Ailece keyifli bir akşam geçirmenizi umarım. Bana mı laf söyledin o şimdi? Yo, aile dedi. Sen aile der misin? Öyle mi Sema Hanım? Yakında göreceğiz. Aileden miyim, değil miyim? Yakında dediğin yarın. Doktorla konuştum. Sonuçlar yarın çıkacak. Helal. Helal. Al, iç. Ay, haftaya değil miydi o? Niye? Haftaya olunca başka mı çıkacak sonuçlar? Ya, yok yani şaşırdım sadece ben. Ben hiç şaşırmayacağım. O kadar eminim ki yarın çıkacak sonuçta. O yüzden bu akşam bu evdeki son akşam yemeğin çatlayana patlayana kadar ye. Ye. Ben Özlem konusunu halledeceğim. Test sonucuna göre mi? Hayır yani test sonucu şey çıksa bile... Senin bebeğin oldu. Evet. Sonuç öyle çıksa bile Özlem bu evde kalmayacak. İyi, sen bilirsin. Arzu bak. Bak hatalıydım.
Özlem bu eve ayak bastığı andan itibaren tavrımı koymalıydım. Yoruldum. Mahir. Yoruldum. Ya savaşmaktan, çabalamaktan, sevdiklerimi korumaktan yoruldum. Ya nefes almayı unuttum ben. Ama ben varım Arzu. Yoksun. Yoksun Mahir. İhtiyacım var ki güvenle yaslanabileceğim, ağlayabileceğim bir omza. Ama ne yazık ki o sen değilsin. Bir şans ver. Ya 20 yıl. 20 yıl her gün, her gün ben o şansı verdim sana. Ben kendi eksikliklerime seni bahane ettim. O yüzden göremedim. Çok geç oldu biliyorum ama artık anladım. Niye bu kadar geç kaldın? Ben çok yoruldum. Özür dilerim. Bak. İzin ver bana. Omuzun olayım. Yaslanabileceğin, güvenebileceğin adam ben olayım. Hatta ne yapalım biliyor musun bak. Neyimiz varsa hepsini satalım, devredelim anneme, Orhan'a. Sonra da çekip gidelim buradan. İzin vermezler ki. Ya izin isteyen kim? Sabah kalkarız dördümüz, kimse görmeden çekip gideriz. Sıfırdan başlayalım, yeniden başlayalım, aile olalım. Ben baba olayım. Senin gibi bir kadını taşımak zor olsa da izin ver bana. Sana eş olayım. Kapıdaki güvenliklerden biri. İşe yeni girmiş, konuşturdum onu biraz. Saf bir çocuk. Bu Turan denen adam her sabah evden çıkıyormuş, hiç aksatmadan. Bir saat sonra dönüyormuş. Nereye gidiyormuş? Kimse bilmiyor, yalnız gidiyormuş. İyi sen gece pusuya yat, sabah da takip et şunu. Tamam abi. Sadık nerede? Telefonu kapalı. Memlekette. E hani burada işe başlayacaktı? Dayısı hastaydı, onu görmeye gitti. Ne zaman döner? Bilmem, döner yakında. İyi, döndüğü gibi haber et. İşim var onunla. Tamam abi. Kardeşçe dövüşüyorsun. Ama ben sana yem etmem ne kızımı, ne de sevdiğim kadını. Hoş geldin.
zor bir kadınsın. Neyle tehdit edeceksin beni? Tehdit kelimesi çok şık olmadı bence. Teklif diyelim. Söyle teklifini. Önce yemek yesek. Dinliyorum. Sana yalan söyledim. Kaya'dan intikam almak için seni ya da kızlarını asla kullanmayacağım demiştim. Yalandı. Ya sen kızımı vuracaktın o gece. Evet. Karım öldüğünde kızımıza hamileydi. Aynı acıyı Kaya'ya yaşatmak istedim. Tamam. Beni öldür. Kaya'nın belki de hayatta sevdiği tek kişiyim. Eğer amacın Kaya'yı yaralamaksa beni öldür. Hemen burada. Hemen öldür beni. Yapardım. Yapacaktım da. Ne istiyorsun Cihan? Ne? Melisa'ya neden bulaştın? Aslında orada küçük bir plan değişikliği oldu. Kızın için kendini feda edeceğine hesap edemedim, hata bende. Diğeri için kurşunun önüne atlayan bir kadın, öbür kızı için de suçu üstlenir tabii. Senin gibi, Kaya gibi hastalıklı, güç sarhoşu adamlar aslında o kadar alçaksınız ki. Erkekle olan kavganızda elinizi bile kirletmeden adamlarınızı temizletiyorsunuz işinizi. Ama karşınızda bir kadın olduğunda en aşağılık varlıklara dönüşüyorsunuz. Neden? Çünkü kendinizi bizden daha güçlü sanıyorsunuz. Niye? Çünkü adamlarınız var. Çünkü bir insanın canını almak sizin gibi insanlar için oyun. Çünkü vicdanınız, merhametiniz yok sizin. Bu kadar yeter. Çünkü bunları daha çok geceler dinleyeceğim senden. Çok gece derken? Doğru ya. Daha teklifimi yapmadım. Haklısın. Mahir'den boşanıp benimle evleneceksin. Yaparsan vallahi sana hakkımı helal etmem. Anne yapma. Anne bir kere ya. Bir kere olsun da kendim için ve ailem için bir şey yapmama izin ver lütfen ya. Hayır efendim. Senin ailen benim. Melisa, Orhan başkası değil. Seni dinlemiyorum artık. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ya çıldıracağım ya. Baba ne oluyor? Bir şey yok kızım, bir şey yok. Sen hadi yukarı çık valizini topla. Ne oldu? Öğrenildi değil mi? Tutuklanacağım ben. Ne öğrenildi mi? Melisa ne yaptın yine? Ne yaptın? Hiç. Hiçbir şey. Kızım sen ne yaptın? Kaya'dan intikam almamın iki yolu var. Ya sevdiklerini öldüreceğim. Ya da en sevdiğini kendime alacağım. Yanlış anlama. Öyle sapkın bir teklif değil. Sadece kağıt üstünde karım olacaksın. Tabii ki aynı evde yaşayacağız. En azından bir süre için. Sen ciddisin. Çok ciddiyim. Sen şimdi şoktasın. Sana yarına kadar mühlet veriyorum. Seçimini yap. Yapamazsın bana bunu. Ben söyleyeceğimi söyledim. Seçimini yap.
Bu kadar aşağılık olamazsın. Senin derdin Kaya'yla. Bunu bize yapamazsın. Allah kahretsin, yapamazsın. Melisa konuşsana. Ne halt ettin yine sen? Ya yeter yeter, ben bir şey yapmadım. İyi o zaman, niye korkuyorsun böyle? Babacığım bak, üzerime gelme. Yok bir şey. Biz nereye gidiyoruz? Neden ben hazırlanıyorum? Onu söyleyin siz. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Gidiyoruz. Bana uyar. Buradan uzakta her yere giderim ben. Bu kız bir şey yapmış yine. Yapmadım, yapmadım ya, yapmadım. Ben hazırlayayım mı ya bavulumu? Ne yapayım onu söyleyin bana. Tamam kızım, sen hadi hazırlan. Hadi, hadi. Yapmış. Yapmış, bu bir şey yapmış. Benim de adım Sema ise bu yine bir şey yapmış. Aha buraya yazıyorum. Hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Kim bu adam? Korumam. Arzu onu istemiş. O yüzden bir saniye bile ayrılmıyor yanımdan. Kime vurduğu belli değil mi hala? Maalesef. Babanı da salmışlar. Evet, o vurmadı çünkü. Neyse. Konuları konuşmayacağım seninle. Sen niye geldin? Özür dilemek için. Tamam. Ya bir saniye Selim. Ben çok pişmanım. Tamam. Ya bir saniye durur musun? Bak ben aptalım. Yani koca bir aptalım hem de. Ne istiyorsun? Hakkım olmadan çok şeyi. Mesela? Beni affetmeni. İmkansız. Bak ben senin için her şeyi yaparım. Yani bu dünyada senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Senin hakkın olmadan zaten ben sana birçok kez şans verdim. Selim, ben seni çok seviyorum. Biz beraber olalım. Melisa'yı da düşünürüz. Bakarız bir çaresine deseydin eğer, çok başka olurdu. Evet ama aptallık ettim işte. Aptal değilsin, saf da değilsin. İnanmak istediklerine inandım. Çünkü işine geldi. Hayır öyle değil, bir açıklamama izin verir misin? Çok geç. Ya Selim, seni ben çok seviyorum. Çok geç. Kaya'dan intikam almamın iki yolu var. Ya sevdiklerini öldüreceğim. Ya da en sevdiğini kendime alacağım. Mahir'den boşanıp benimle evleneceksin. Thank you.
Arzu Hanım. Tamam Faysal, ben hallederim. Delirdin mi sen? Ne işin var burada? Konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ya Kaya'dan daha beter bir belaya bulaştırdın beni. Biliyorum, böyle olacağını hesap edemedim. Edecektin. Tansiyonunuzu ölçseydik keşke. Ah, sıkıldım, bunaldım ben. Dışarı çıkacağım ben. Ay. Ön bahçeye çıkın isterseniz. Niye? Bahçe sulaması açık şu an, her yer ıslaktır. Ha, iyi madem. Ya başımdaki dertler büyüdü. Sen sebep oldun. Kaya abiyle biz peşindeyiz, eğer bulursak... Kaya'nın da senin de ne yapacağınız umurumda bile değil. Artık benimle bir ilişkin kalmadı senin. Şimdi derhal çık git buradan. Yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Paranı da aldın zaten. Özür dilerim. Vallahi çözeceğiz bu işi. Benim eşekliğim. Git dedim sana. Git. Arzu. Kim o? Beyefendi kimsiniz? Dursanıza. Dursana. Arzu ne oluyor? Kimdi o adam? Önemli biri değil. Bir dakika. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Gecenin bu saatinde adamın biriyle kavga ediyordun. Önemli biri değil ne demek? Önemli biri değil demek. Yetti be. Mahir'in hatırına sus 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 nereye kadar? Ha sustuğunuz haliniz buysa konuştuğunuzu tahmin bile edemiyorum. Sen Mahir'i kandırmış olabilirsin, kandırmışsın da. Ama ben buna izin vermem. Rıza'mın başına gelenlerde senin de payın var, biliyorum. Taşıran da hissediyorum. Elbette ortaya çıkar. Allah o kadar büyük ki. Kimsenin yaptığı, gizlediği yanına kar kalmaz. Mutlaka çıkar. Yorgunum. Sema Hanım. Yorgunum. Yarın oğlumu hiçbir yere götüremeyeceksin. Hele bir dene. Andım olsun, dünyayı başına yıkarım senin. Ya sevdiklerini öldüreceğim. Ya da en sevdiğini kendime alacağım. Yanlış anlama. Öyle sapkın bir teklif değil bu. Sadece kağıt üstünde karım olacaksın. Tabii ki aynı evde yaşayacağız. En azından bir süre için. Sabah kalkarız gördünüz. Kimse görmeden çıkıp gideriz. Sıfırdan başlayalım, yeniden başlayalım. Aile olalım. Ben baba olayım. Senin gibi bir kadını taşımak zor olsa da. İsim ver bana. Sana eş olayım.
babam istediğini al dedi de. Kızgın mısın bana? Asla. Asla. Katil oldum ben. Şşş. Söyleme böyle. Kazaydı. Tamam. Sakın bunu aklından çıkarma. Gitmek istiyorum. Kaçmak, saklanmak, adı her neyse. Anne gitmek istiyorum. Dünkü kazayı da unutmak istiyorum. Haklısın. Haklısın anneciğim. Gideceksin de. Birlikte gideceğiz. Gelmiyorum anneciğim. Ne? Neden? Gelemiyorum kızım. Olmaz öyle şey. Ben sensiz hiçbir yere gitmem. Sen gitmek zorundasın. Gidemem. Sensiz hiçbir yere gidemem. Mecbursun anneciğim. Hayır değilim. Sana olur. Yapma böyle. Lütfen. Sensiz hiçbir yere gitmiyorum dedim o kadar. Mecbursun anneciğim. Neden ya? Neden mecburum? Çünkü o adam Cihan beni tehdit ediyor. Atlattın. Tamamen iyileşene kadar bizim gözetimimizdesin artık. Sayende en büyük zaferimi kazanıyorum. Ne? Ne diyor peki? Neyle tehdit ediyor seni? Sizinle. Kızlarımla. Anlamadım mı? Kızlarımla derken Cennet ve benle mi? Ya Cennet ne alaka? Anne bir doğru düzgün anlatır mısın şunu? Ne istiyor babam? Beni hapse mi gönderecek? Elinde kazanın görüntüleri var. Ne? Seni hapse Cennet'i tehdit ediyor. Tehdit ediyor işte, anladın mı? Ne istiyor peki? Karşılığında senden ne istiyor? Babandan boşanıp onunla evlenmemi. Thank you.
bir şeyler buldun de bana. Abi mezarlığa geldi bu herif. Nasıl ya? Her sabah bir saat ortadan kayboluyor dedin. Mezarlığa mı gidiyormuş? Öyle görünüyor. Önce çiçekçiye uğradı, çiçek aldı. Sonra direkt mezarlığa geldi. Bir şey çıkmayacak yani. Eğer her sabah bir saat mezarlığa gidiyorsa... kendisi için çok önemli biri var demektir orada. Takip et. Kimin mezarını ziyaret ediyor öğren. İçimden bir ses doğru iz peşindeyiz diyor. Tamam abi. Mezara gittin be adam. Hadi Cennet, yapabilirsin. Nilgün Hanım sana ne derse desin, boş ver. Selim için. Selim için. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Kızım sen ne yüzsüz ne arsız bir şey çıktın böyle. Selim'le konuşabilir miyim? Tabii. Ben hemen çağırayım. Eğer istersen sen bahçeye geç, ben bir Türk kahvesi yapayım sana, karşılıklı oturup sohbet edelim. Ne dersin? Nilgün Hanım, onunla konuşmam gerek. Seni gebertirim. Kızım sen bizimle alay mı ediyorsun? Git. Hı? Nilgün Hanım. Defol. Nilgün Hanım bir saniye. Defol evimden. Git. Hala Selim diyorsun. Kalk elimde kalacaksın. Kalk defol. Bana bak, bir daha karşıma çıkarsan seni gebertirim. Nilgün Hanım. Nilgün Hanım. Karışma Pınar. Canımı acıtıyorsunuz. Bana bak, eğer bir daha karşıma çıkarsan sana yemin ederim seni gebertirim. Anladın mı beni? Gebertirim. Nilgün Hanım, lütfen. Söz veriyorum. Ben dışarı atacağım, tamam? Tamam. Sen at onu ki benim gözüm görmesin. Tamam. Siz bana güvenin. Ben halledeceğim lütfen. Cennet Hanım, iyi misiniz? İyiyim. Ben sadece Selim'le konuşmak istemiştim. İyi de Selim Bey evde yok ki zaten. Yok mu? Şirkette de yok. Aradım, telefon da kapalı. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Pınar, lütfen nerede olduğunu biliyorsan ne olur söyle bana. Lütfen. Ama söz verin bana. Nilgün Hanım duymayacak, tamam mı? Tamam, tabii ki söz veriyorum. Söylemeyeceğim. Yeter ki bileyim. Nerede Selim? Vallahi kaptan, ben de bir anda karar verdim bu yolculuğa. Sen son kontrolleri yaptın mı? Şanslısınız Selim Bey. Dün her şeyi hallettim. Yarım saatte ufak tefek işler var, onları da hallederim. Güzel, sağ ol. Siz içeride bekleyebilirsiniz. Hakkımı helal etmem sana. Anne yeter. Yeter. Aa, yeter.
Hazır mısınız? Kimse bir yere gitmiyor. Allah bana sabır ver. Anne uzatma artık lütfen. Atarım. Kendimi atarım. Ne? Şu camdan aşağı atarım kendimi. Yok artık. Vallahi yaparım, atarım. İzin vermem gitmenize. Sen de gel o zaman. Gitmem. Burası benim evim, yuvam. Ben pes ediyorum artık. Hadi Arzu, daha cenneti alacağız. Hadi kızım, hadi. Hadi çıkalım. Arzu gitsin. Melisa ile sen kal. Ben daha fazla delirmeden hadi kalkalım. Gecikeceğiz, hadi kızım. Baba. Efendim? Biz gitmiyoruz. Ne? Saçmalama Melisa. Anne, gitmiyoruz dedim. Kızım biz seninle ne konuştuk? Ne anlattım ben sana? Anneciğim, mecbursun. Gitmiyoruz. Çünkü sen o teklifi kabul edeceksin. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Sağ ol. Kardeş, demin konuştuğun adam vardı ya. Turan Bey. Heh, o adam. Hangi mezar ziyaret etti biliyor musun? Ne yapacaksın? Lazım. Yarın gel kendisine sor. Ben sana sordum. Ne yapıyorsun hemşerim? Siftah, seni ne yapmayayım sabah sabah. Yürü, düş önüme. Göster mezarı bana. Yürü. Siz ne diyorsunuz? Ben anlamadım. Ne teklifi bu? Baba, hadi bir dışarı çıkın. Kızım, sizin derdinizi ben anlamadım ki. Ben nedir bu? Anlamadım ben. Lütfen bizi biraz yalnız bırakın. Hadi. Tamam, tamam. Tamam, siz konuşun. Konuşun ama sakın kararınızdan caymayın, tamam mı? Gel kahve içelim. Anne, hadi git. Gel, çık gel. Allah aşkına, çık hadi. Çare söyle anne. Biz kaçsak gitsek bile bu adam görüntüleri her yere verir. Gittim her yerde kaçak olurum, aranan olurum ben. Cık. Yok. Sen bu değilsin. Bu benim kızım Melisa değil. Korkudan, panikten ne söylediğini bilmiyorsun sen, hayır. Cennet için canını hiçe sayıp kurşunlarını atladın. Şimdi sıra bende. Benim için bir şey yapacaksın. Benim hayatımı kurtarmak için o adamın teklifini kabul edeceksin. Biraz bilgi ver bakalım. Ne söyleyeyim abi? Her gün gelir, konuşur, ağlar, gider. Bazen geceleri de gelir. Tek bildiğim sevdiği kadının mezarı. İşte şu. Hangisi? Çiçek olan mı? Evet. Hadi sen git.
Yürü. Döneceğiz, bırakacağım seni iskeleye. Hayır. Ben konuşacağım, sen de dinleyeceksin. Ver şu anahtarı. Cennet. Hayır. Anahtarı mı? Hayır dedim. Verir misin şu anahtarı ya? Hayır, önce dinleyeceksin beni. Dinlemeyeceğim diyorum. Bak, son bir kez dinle, ondan sonra sahile geri döneriz, inerim ben. Şu anahtarı verir misin? Bak, ben konuşacağım, sen dinleyeceksin beni. Cennet, konuşmak istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Seni bu şekilde kendi hatam yüzünden kaybedemem ben. Kaybettin zaten. Anladın mı? Kaybettin, bitti. Ver anahtarı şimdi. Ya tamam ama en azından son kez çabalamama izin ver. Ondan sonra yanaşırız, giderim. 5 dakika. Sadece 5 dakika. Dinleyeceğim 5 dakika. Sonra gideceğiz, tamam mı? Tamam. Seninle tanıştığımızda daha çocuktuk. O zamanlar sen de aynı benim gibiydin. Yalnız. Birbirimize yalnızlığımızdan tutunmuştuk biz. Tabii sonra seni benden aldılar. Ve ben hayatım boyunca seni bulacağıma inandım. Ve buldum da. Sen benim biricik, temiz kalpli acımdın. Ve ben seni Selim olarak buldum. Benim için hiçbir şey değişmemişti. Kalbimdeki Ali Selim'di artık. Tek bir farkla. Ben aşık olmuştum. Ali benim küçüklüğümdü. Selim ise aşık olduğum adam. O günüm ve geleceğim. Bak, ben hayatım boyunca kendim için hiçbir şey yapamadım. Yapmadım. Her zaman insanlara İyi davranırsam, fedakarlık yaparsam beni severler diye düşündüm. Annem bile terk etmişti beni sonuçta. O yüzden kimse beni sevmez. Herkes beni terk eder diye düşündüm. Ben mesela seni severken hiç kendim olamadım. Sen de beni sevmezsin diye düşündüm. Yapamadım. Bazen seni gördüğümde boynuna atlamak, sarılmak, seni öpmek istedim. Ya hatta bazen de değil, seni ne zaman görsem, ne zaman gözlerine baksam istedim. Ama yapamadım. Melisa'ya inandım. Maalesef Melisa'ya inandım. Hani sen bana demiştin ya, sen Melisa'ya inanmayı seçtin diye. Doğru.
Ben kardeşime inanmayı seçtim. Bakma bana öyle. Sen şanslı olanlarımızdandın. Seni evlatlık edindiler. En azından anne baba dediğin insanlarla birlikte büyüdün. Benim hiç kimsem yoktu. Hamum, babaannem haricinde hiç kimsem yoktu. Öksürdüğünde bile korkuyordum ona bir şey olacak diye. Yaşlandı. Ölünce ben ne yaparım yapayalnız diye diye kendimi büyüttüm. Ben ait olamadım belki de bu yüzden hiç kimseye, hiçbir yere. Sen ben varım, yanındayım dediğin her seferinde korktum bir şey olacak diye. Bizi ayıracaklar diye. Bir şey olacak diye uzak durdum hep senden. Ben Melisa'ya inanmayı seçtim. Çünkü o benim ailem. Ailesiz olmak ne demek sen bilemezsin. Ben kimsesizdim. Bak, ben seninle aile kurmayı o kadar çok istedim ki. Ama ailem sandım. Güvendiğim kişilere sırtımı dönemezdim. İyi değilim ben. İyi olmama izin vermiyorlar. Ama seni o kadar çok seviyorum ki. O kadar çok seviyorum ki ben seni. Tüm hatalarımla, kusurlarımla, yanlışlarımla karşındayım. Cennet için canını hiçe sayıp koşullarını atladım. Şimdi sıra bende. Benim için bir şey yapacaksın. Benim hayatımı kurtarmak için o adamın teklifini kabul edeceksin. Baştan konuşmadın benimle bunları. Beni sevmezsin diye düşündüm. Nasıl sevmiyorum? Bilmiyorum ki. Ne olacak şimdi bize? En başa dönelim mi? Nasıl? Bu defa rolleri değişiriz. Sanırım sıra bende. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Ben bu anı hatırlıyorum. Tamam, bozma şu an. Ben hayatımda daha önce hiç böyle şeyler hissetmemiştim. Çok acayip bir duyguymuş. Neymiş o acayip olan? Aşk. Bence hissettiğin aşk değil. Yani sen karşı bir şeyler hissetmiyor musun? İnanmıyor musun bana? İnanmıyorum. İnanmıyorsun yani? İnanmıyorum. Tamam. Ne yapıyorsun? İnanmıyorsun ya bana. İnanmıyorum. Hala inanmıyor musun? Hayır, inanmıyorum. İnanmıyorsun yani? Hayır, inanmıyorum. Atla istersen. Thank you.
ettiğimize inanıyorum. Kararınızı verdiniz sanırım. Evet. Verdim. Söyleyin. Nedir kararınız? Kabul ediyorum. Seninle evleneceğim.